Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Binance'in tüm kullanıcılar için aktif etmiş olduğu margin trading sistemini inceleyeceğiz. Margin trading teminatlı işlemler demektir. Yani hesabımızda belli bir miktar teminat bulundurarak teminatımızın üzerinde alım ve satım yapmamızı sağladığımız işlem türüdür. Margin trading'de örneğin hesabımızda 10 lira varsa 10 lira daha başkasından, borsadan, Binance'den borç alarak 20 liralık alım ve satım yapmamıza imkan sağlar. Birazdan zaten nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi hesabımıza girdik ve şurada normalde borsa bölümünde bulunan, bunun yanında bir de margin seçeneği eklenmiş. Buna tıkladığınızda göreceğiniz üzere margin hesabı açın diye bir ibare yer alıyor. Margin hesabı açabilmek için daha önceden bir davet linkiyle Binance'e üye olmanız gerekiyor. Ben bir davet linki bırakacağım videonun açıklama kısmına. Dilerseniz hemen o linke tıklayıp üyeliğinizi tamamlayıp ardından bu bölüme gelebilir ve videoyu oradan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi hesabımızı açtık ve burada margin hesabı açın bölümüne tıklıyorum. Buna tıkladığınızda karşınıza bir uyarı ekranı çıkacak. Bu şartları kabul ediyor musunuz şeklinde. Şu an bu hesapta Google Authenticator olmadığı için öncelikle Google Authenticator yapılması gerekiyor. Ben şimdilik buna geç diyorum ve bu uyarıyı kabul ettiğimi varsayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an Bitcoin'de Buy BTC bölümünde yan tarafta 0 dolar ve Sell BTC bölümünde yine 0 gözüküyor. Şimdi öncelikle bu hesaba bir Bitcoin yüklememiz gerekiyor. Hesabımıza Bitcoin yüklediğimizde öncelikli olarak wallet'ımıza yüklediğimiz bakiye exchange bölümüne gelecek. Görmüş olduğunuz gibi burada bir Bitcoin gözüküyor. Fakat margin bölümüne geldiğimde burada bir Bitcoin gözükmüyor. Öncelikle exchange yani wallet'ımda bulunan gerçek hesabımda bulunan bakiyeyi margin hesabıma aktarmam gerekiyor. Bu aktarımı dilediğim ölçüde yapabilirim. Hemen sağ taraftan balance bölümüne gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir Bitcoin bulunuyor fakat burada margin bölümüne, balance bölümünde margin bölümüne tıkladığımda burada 0 olarak gözüktüğünü görüyorum. Burada bir hesabıma Bitcoin gönderimi yapabilmek için burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi 6 tane parite yer alıyor. Bu paritelerden hangisinde işlem yapmak istiyorsan burada transfere tıklayıp öncelikle bu hesabıma, margin hesabıma bakiye göndermem gerekiyor. Şimdi transfere basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi exchange wallet'tan margin wallet'a bir gönderim gerçekleştireceğim. Burada available olarak görünen bunun tamamını tıklıyorum. Dilerseniz burada tamamını değil bir kısmını da seçebiliriz. Örneğin ben burada 50 olarak seçeyim. Confirm dediğimde artık exchange hesabımdaki bakiye buradaki margin hesabıma yansımış oldu. Şimdi sadece bununla işlem yapmak, exchange'de işlem yapmaktan bir farkı yok. Dilersek sadece bu kadarıyla da işlem yapabiliriz margin hesabımızda. Fakat margin'in asıl kilit noktası burada borrow, repay dediği bölüm. Buna tıkladığımızda burada bir kiralama yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim hesabımda 0.050 vardı. Fakat bana 0.1'e kadar available diyor. Yani İki kaldıraç diye bilebileceğimiz ya da paramız kadar bize bir kiralama yapıyor. Buna tıkladığımda benim parama karşılık olarak yani burada 0.05 Bitcoin'e karşılık olarak bana 0.1 Bitcoin verebileceğini görüyorum. Confirm'e tıkladığımda artık bu parayla kaldıraçlı işlemler yapabiliyor olacağım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şurası. Our interest rate yani saatlik olarak almış olduğumuz borca yani bizim paramız 0.05'ti. Buna karşılık olarak şu oranda bir ödeme yapmamız gerekiyormuş. Çünkü bu parayı kiralıyoruz. Bu paranın kirası olarak bu kadarlık bir bu oranda bir ödeme yapmamız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hepsinde farklıdır. Örneğin Bitcoin'de şöyle 3.08333. Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da da aynı gözüküyor. Ripple'a baktığımızda Ripple'da da aynı gözüküyor. Sanırım hepsinde aynı. BNB'de birazcık farklıymış. Görmüş olduğunuz gibi 2.041 BNB'de. Tron'a baktığımızda Tron'da da yine aynı. USDT'ye baktığımızda onda da aynı gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz gibi maksimum ne kadar kiralanabileceği de yazıyor. Hesabımda bulunan bakiye ile maksimum 1.141 dolarlık bir kiralama yapabiliyormuşum. Tron'a geçtiğimizde hesabımdaki parayla maksimum 40.376 Tron kiralayabiliyormuşum. Ripple'a baktığımızda 3.438 tane Ripple kiralayabiliyormuşum hesabımdaki Bitcoin ile. Yani margin trading'in asıl mantığı hesabımda bulunan ana parayı teminat göstererek yani benim bu kadar param var bana karşılık buna karşılık bana bir miktar daha para ver. Ben bir fırsat görüyorum yükseliş ya da düşüş yönlü. Bu bizim
hem kazancımızı yükseltiyor hem de kayıp ihtimalimizi de yükseltiyor. O nedenle iyi analiz yapıp dikkatli işlemlere girmemiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde işlemlere girip başarılı işlemler yaptığımızda normalde kazandığımız miktarın 2 katını kazanmış oluyoruz. Burada dediğim gibi tıkladığımızda available'a ve confirm borrow dediğimizde bu kiralamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Kiralamayı tamamlayıp işlemlerimizi bitirdikten sonra repay bölümüne gelip hangisinden kiraladıysak, örneğin Bitcoin kiraladıysak, bu kiraladığımız miktarı tekrar hepsini seçerek confirm diyerek, şu an ben yapmadığım için burada henüz bir kiralama yapmadım diye gösteriyor. Fakat bir kiralama yaptığımızda burada yine maksimumu seçip, tamamını seçip geri tekrar borcumuzu ödemiş olacağız. Margin trading'in mantığı aslında BitMEX ve diğer kaldıraçlı işlem borsalarında da aynı bu şekildedir. Hesabımızda bulunan paranın borsanın bize izin verdiği miktarınca katıyla işlem yapmamızı sağlar. Örneğin 100x kaldıraçlı bir borsada işlem yapıyorsak, elimizde 1 lira varken geri kalan o 99'luk kısmı borsadan borç alırız ve o işlemi kapattığımızda o 99 lirayı tekrar geri ödemiş oluruz. Burada da benzer bir mantık, fakat Binance kaldıracı çok daha düşük tutmuş. Bu sayede hem kaldıraçlı işlemlere iyi bir başlangıç yapmış hem de kaldıraçlı işlemleri görüp daha fazla kazanç elde etme imkanı sunmuş bize. Exchange hesabımızdan margin hesabımıza gönderimi gerçekleştirdikten sonra şimdi bir de trading arayüzüne bakalım. Trading arayüzü aslında Binance'in kendi arayüzünden çok da farklı değil. Görmüş olduğunuz gibi yine sol tarafta emirler var. Buradaki emirler sadece margin yapanların emirleri değil, hem margin hem exchange bölümünde işlem yapanların emirlerini kapsıyor. O nedenle derinlik konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi limit, market ve stop limit emirleri var. Eğer bu emir türlerinin ne olduklarını bilmiyorsanız sağ üst köşede çıkan karta tıklayarak bu emir türlerinin nasıl kullanılacağını da inceleyebilirsiniz. Şimdi burada margin trading'in çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm yanıyla ilgili konuşmak istiyorum. Örneğin buradaki gibi bir analiz yaptık ve şurada aşağıda görmüş olduğunuz trend çizgisinin kırılma ihtimaliyle fiyatın çok daha aşağı gidebileceğini düşünüyorsunuz. Burada kendinize bir seviye belirlediniz. Ben burada 11.991 gibi bir seviye belirlemişim. Ve bu seviyenin altında fiyatın düşmeye devam edebileceğini ve bu Bitcoin düşüşünde zarar etmek istemiyorsunuz. Bu seviyeye burada görmüş olduğunuz stop limit emrini margin bölümünden koyarak hem düşüş esnasında olası edebileceğiniz zarardan kurtulup hem de örneğin şu tepede satamamıştınız ve fiyat buraya geldi. Bu işlemi şu seviyeden satıp aşağılara doğru beklediğinizde burada şu seviyeden satmamış olmanızın, yani şu düşüşün size yaşatmış olduğu zararı buradan sonra margin bölümünde iki kaldıraçta yaparak çok hızlı bir şekilde geri kazanabilirsiniz. Yani bütün zirveleri, bütün tepeleri bu sayede bulmaya çalışmak zorunda kalmazsınız. Burada bu seviyede sattığınızda, örneğin burada 3 birimlik bir düşüş oldu ve siz bu tepede satamadınız. Buradan sonra bu trend kırıldıktan sonra bir 3 birimlik daha düşüş olursa siz burada hem 3 birim o düşüşten kazanmış hem de şu yukarıda kaçırmış olduğunuz 3 birimlik düşüşü telafi etmiş oluyorsunuz. Burada 2 kaldıraç kullanarak, yani hesabımızda 0.05'lik bir bakiye ile buradaki düşüşü ve buradaki düşüşü ikisini aynı anda yakalamış oluyoruz. Bunu buradaki stop limitten yapabiliyoruz. Yine sağ üst köşede çıkan karta tıklayarak stop limitin nasıl kullanıldığını izleyebilirsiniz. Burada bir stop fiyatı, bir limit fiyatı, yani tetikleme fiyatı belirliyoruz ve miktarı seçtikten sonra şurada sell bölümünde yapıyoruz. Bu fiyatı işaretledikten sonra fiyat olur da bu seviyenin aşağısına giderse hemen Bitcoin'lerimiz satılıyor ve biz o düşüşten zarar görmemiş oluruz. Aynı şeyi yine buradaki şu bölgeye odaklandığımızda, şurada görmüş olduğunuz yükseliş olan bölgeye odaklandığımızda, diyelim ki bu dipten alış gerçekleştiremedik fakat buranın güzel bir direnç olduğunu, buranın kırılması halinde fiyatın daha yukarılara gidebileceğini düşünüyoruz. Şu seviyeye yine bir buy emri, buy limit emri, buy stop emri koyarak burada fiyat bu seviyeyi kırdığında alım yaparak fiyatı yukarılara kadar takip edebiliyoruz. Dediğim gibi burada alım yapmamış olabiliriz fakat margin bölümünde iki kaldıraçla işlem yaptığımızda sanki bu seviyeden değil de çok daha aşağılardan almış gibi kazanç elde edebiliyoruz. Göstermek istediğim son nokta, belki de en önemli nokta da şu.
Örneğin yine elimizde 0.05 Bitcoin olduğunu düşünelim ve Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyoruz. Fakat bu yükseliş esnasında Ripple'ın da yükseleceğini düşünüyoruz. Yani hem Bitcoin'in hem de Ripple'ın yükseleceğini düşünüyoruz. Ripple almak istiyoruz fakat Bitcoin yükselişini de kaçırmamak istiyoruz bir yandan. Yine burada Margin Trading bölümünü kullanarak burada görmüş olduğunuz gibi şu an benim elimde Bitcoin var ve bu Bitcoin ile Ripple kiraladığımda görmüş olduğunuz gibi burada kiralama ekranını açtım ve Ripple'ı seçtim. Görmüş olduğunuz gibi yine burada elimdeki Bitcoin ile 3441 Ripple kiralayabileceğimi görüyorum. Burada 3441 Ripple'ı seçerek Bitcoin'lerimi bozdurmadan aynı zamanda iki katı Ripple alabiliyorum ve bu sayede hem Bitcoin'lerimi satmadan Ripple almış oluyorum hem de çok daha yüksek bir kazanç elde edebiliyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa videonun yorum bölümünde sorularınızı yazabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.